varikosel erkeklerde en sık görülen kısırlık sebeplerindendir. Özellikle popülasyonda %15 oranında görülmektedir. Çocuğu olmayan erkeklerin değerlendirilmesinde ise bu oran %40'lara kadar çıkmaktadır. Nedir varikosel? Özellikle testis damarlarının, özellikle toplar damarların varisleşmesi, genişlemesi ve dolaşım yetmezliğine uğraması durumudur. Böyle olduğu zaman özellikle sperm hareketlerinde, sperm sayısında ve sperm şeklinde bozulmalar ve buna bağlı olarak da kısırlık, sperm yetmezliği, gebelik oluşturamama gibi sorunlarla beraber hastalar uzun yıllar uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Varikosel dediğimiz durum aslında normal fizik muayene ile bile anlaşılabilen bir olgudur. Eğer biz testisteki damarlarımız genişlemiş, bir testisimiz diğer testisimize göre özellikle sol taraf daha aşağıda duruyor ise bunu kendimiz de muayene edebiliriz. Böyle bir şeyin farkına vardığımızda veya bir testisin üzerindeki damar yapılarının çok genişlediğini, hani bizim tabirimizde üzüm salkımı gibi olan hastalarımız bile var, çok genişlediğini fark ederseniz hiç zaman kaybetmeden bir üroloğa başvurmanızı öneririz. Burada da öncelikle fizik muayene ve sonrasında varikosel Doppler ultrasonla buradaki reflü olup olmadığı, ters akım olup olmadığı, damar çapları ve benzeri değerlendirmeler yapılarak varikosel teşhisi konulur. Varikosel teşhisi konulduktan sonra altın standart tabii ki sperm testidir. En az iki sperm testi yapılmalıdır. En az iki sperm testinden sonra eğer sperm değerlerinde bir hareket zafiyeti, sayı azlığı veya şekil bozukluğu var ve bununla beraber varikosel de bir aradaysa tek taraflı veya çift taraflı olarak, o zaman operasyon kararı verilip verilmemesine bir onay verilmeli. Burada önemli olan en büyük sıkıntı hormon değerleri yapılmıyor hastalar için. Burada önemli olan hormon değerlerini yapabilirsek biz varikosele bağlı mı sperm yetmezliğimiz var yoksa hormon değerlerine bağlı mı sperm yetmezliğimiz var, bunu ayırmalıyız. O yüzden günümüzde yapılan en büyük hatalardan, eksiklerden biri bu. Varikosel hastası geldi, tanı konuldu, fizik muayene yapıldı, sperm değerleri bozuk, ultrason ispatlı, hadi ameliyat yapalım. Bunu yapmamak lazım. Öncelikle hastaların hormon değerlerini de değerlendirilip bir hormonal yetmezliğe bağlı bir sperm bozukluğu olup olmadığını ispatlamamız gerekiyor. Eğer hormonal bozukluğa bağlı bir sperm yetmezliği yoksa, yani hormon değerleri normal geldiyse, o zaman biz varikosel ameliyat için karar alabiliriz. Varikosel ameliyatını yaparken de yine altın standart, bütün dünyada olduğu gibi mikroskobik varikoselektomidir. Yani mikro cerrahi sistemle bunu yapmalıyız. Normal lupla veya gözle yaptığımız zaman %40 ihtimalle bu ameliyat sonrasında nüks şansımız var. Ne kadar tecrübeli olursanız olun, o milimetrik damarları gözünüzden kaçırabilirsiniz. Mikroskobu kullanmak çok önemli. Burada mikroskobu kullanırken de yıllar boyu mikroskopla bu işi yapıyor olmuş olsanız dahi, burada önemli olan orada atar damara, sinire, sperm yoluna ve lenfatiğe zarar vermemek lazım. Eğer biz bir orada ameliyat yapıyorsak ve mikroskobik varikoselektomi yapıyorsak, atar damarına zarar verirsek hasta atrofiye uğrar, testis atrofisine uğrar, testisleri küçülmeye başlar. Eğer biz lenfatik damara zarar verirsek testis şişmeye başlar, su toplar. Sinirine zarar verirsek hissiyat kaybı olur. Sperm yoluna zarar verirsek zaten ana amacımız bizim spermleri arttırmak, tam tersi iş yapmış oluruz. O yüzden mikrocerrahi, mikroskobik varikosel çok nazik bir ameliyattır. Evet, çok dikkat gerektirir. Eğer siz bu ameliyatı iyi yaparsanız nüksünüz binde birdir, yani tekrarlama şansı. Ama siz bu ameliyatı çıplak gözle ya da lup denen özel az büyütmeli gözlüklerle yaparsanız %40 ihtimalle hastamız 2-3 yıl içinde tekrar varikoselle bize geri dönüş yapacaktır. Bu ameliyatları iyi bir şekilde tecrübeli olarak yapmak hastamız için en doğru yöntemdir.